Zor buldum şehrin yolunu. Nefrete de bakacağız. İyi hatırlatın onu bana. Yaşattım kendimi. Ah nasıl bir kalp ağrısı. İnşallah bulunur çaresi. Şöyle bilir ki bilir ki. Aa şu ben babacığımı şey yapmıştı. Ben mezarı kazdım işte babacığım hep annenin yanında olmak ister ya ben onu iki kişilik mezara şey yaptırdı. Hangisi? Bu siyah olan. Kit Gencoğlu'yla şey yazıyor. Yaz genç oldu. Tek mezarda mı yatıyorlar? Yer bu iki kişilik mezar. Babacığım hep onun yanında olmak ister. O yüzden ben de böyle yaptırdı. Annen? Ne? Ne? Annen diyorum. Anan da ister miydi onu soruyorum. Evet. He, tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Zor buldum şehrin yolunu. Dura dura yaşattım kendimi. Ah nasıl bir kalp ağrısı. İnşallah bulunur çaresi. Şöyle uzunca boylu yağız bir delikanlı. Kara kaşlı, kara gözlü. Kalbi kendinden desme. Kandırmacaymış meğer. Şöyle uzunca boylu. Hayırlısıyla bitsin. Allah aşkına düşüncelerimin hepsi kiraya çıksın. Efendim abi. Ne yapıyorsun oğlum, neredesin? Ne yapayım abi, bu Yağız abinin kızı Yağız abinin mezarına gidecekmiş de. Ha. Biz de dedik gelelim, Alper tanıyor, Mirza tanımıyor, şey, Ali tanıyor. Biz de yanında duruyorduk, gel istiyorsan abi. Dinle mi var orada? uğrarım, tamam. Tamam abi. Tamam hadi abi. Babacığım. Bayramın mübarek olsun babacığım. Lütfen abi. Keşke bugün buraya kalmak yerine sabah uyanıp boynuna sarılıp öyle kutlayabilseydi bağırım ana. Keşke yine elini öpüp açlık isteseydi de ben sen yine para yok bugün kızı deseydi bana. Sonra ben de milletin elini öpüp para toplayıp getirip hadi babacığım kumara gidelim deseydi sonra. Sonra ben yine seni alırken de doğurup sana şans getirseydi babacığım. Keşke böyle olmasaydı. Şu an böyle değil de seni sarılıp kutlamak için her şeyimi verirdim babacığım. Her şeyimden vazgeçerdim o şekilde kutlamak için. Şimdi bağırım mübarek olsun ki tane.
Sizi çok seviyor ben. Köyden alınma ama babacığımı daha çok seviyor. Kardeşlerin orada. Yanlarında. Asiktir Umut lan Ümit. Aga be. Oğlum neler var şurada. Evet. Şu sırada var ya. Çetin. Burak Gençoğlu burada yatıyor biliyor musunuz siz? Biliyorum. İlk karakterim. Bir haftalık karakterim. Burak Gençoğlu. Senin şahin gurur duyuyor. Bu kadar güçlü kalabildiğin için. Ayakta durabildiğin için. Güçlü kalmaya çalışıyor. Gerçi Burak Gençoğlu o ileride değil şurada yatıyor. Güçlü gözükmeye çalışıyor benim ama. Sakın önünü kimseye gösterme, tamam mı? Göstermemeye çalışıyor. Sadece... Hep güçlü kal bak. Annenin karşısında ben görebiliyorum. Keşke içimi demilebilse babacığım. Senin o kadar abin var artık yanında, kardeşin, abin. Artık ne dersen de bize. Ama sakın duruşundan vazgeçme. Hep güçlü kal. Eminim baban da seni çok seviyordur eminim. Ya buradan oradan bir yerden illaki görüyordur seni. Vücudu yoksa bir de ruhu buradadır. Keşke bunu sen değil de babacım söyleyebilseydi şu an. İllaki seviyordur ama. İllaki görüyordur seni burada. E keşke kızımın yanında olsaydım diye kuduruyor olabilir bile yani. Keşke ben de babacığımın yanında olabilse. Deme öyle. Zamanı gelince babana da kavuşursun. Senin şu an önemli olan mutlu olma. Baban elbet bir gün buluşacaksın. Isterdi. Baban eminim herkesten çok senin mutluluğunu isterdi. Onun yanında olman onun şu an son isteği. Belki en çok istediği şey olarak gözükse bile. En çok ama... isteyeceği şey olarak gözükse bile. En son isteyeceği şu an onun yanında olmandır büyük ihtimal. Ama her zaman yanında olmamı isterdi. Belki yine istiyordu. İstemiyordur. İstemiyordur ama emin biz babamla ayrılamadık ya. Ama elbet bir gün kavuşacaksınız. Onun karşısına baba ben geldim diye şimdi çıkarsan ne der sana biliyor musun? Ne der? Keşke gelmeseydin. Bir daha da yüzüne bakmaz büyük ihtimal. Ama onun ama... yanına çok sonra çıkıp mutlu bir şekilde çıkarsan ne der biliyor musun? Ne der? Hoş geldin güzel kızım der büyük ihtimal. Ama ya şimdi bekliyorsa beni? Şimdi beklemez. Hiçbir baba kızını şimdi beklemez oraya. Öyle mi doğru? Sen yaşadıkça onu yaşatıyorsun. Öyle düşün. Öbür tarafta sen de öbür tarafa gidince burada izleyebileceği kimse kalmaz. Bir Efecan kalır, bir kardeşleri. Ama o kızını görmek istiyordur büyük ihtimalle. Öyle düşün. Moralini bozmaya gerek yok. Ve babanı mutsuz da etme. Burada üzülmene gerek yok. Biz babanla bayramlaşmaya geldik. Üzülmeye değil. Ama onu çok özlüyor ben. Ya hepimiz kaybettiklerimizi özlüyoruz. Özlemini bir süre sakla içinde. Bir gün buluşacaksın onun insanla. Şöyle düşün. Nasıldır biliyor musun? Bir şey için çok çabalaman gerekir ya. Evet. Böyle hani 10 yıl boyunca bir şeyi çok istersin. 10 yıl sonra olur. Ama çok tatlı gelir ya insana. Evet. Mesela bugün istesen bugün olan hiçbir şey sana o hazzı vermez. O da seni özlesin. Sen de onu özle ki kavuştuğunuzda çok güzel manzara ortaya çıksın. Biraz özleyin birbirinizi. Baban onu çok fazla özledi. O da seni çok özlemiştir eminim. Kızısın sonuçta. Anlattığınıza göre de güzel bir babaymış. Şey demişti Efecan bana. Durmadan çocuklarından kendini sorumlu tutarmış. Bugün babanın yarın... Ya bugün yanına gitsen ya, babanın... Kendini suçlar gene. Ya ben dolabım orada. Siz söyler misiniz bana? Tabii. Ben soldum. Şimdi
Ellerini açık karadolu avuçta. Açtım. Fatiha okunur ölmüş insanın arkasından. Ruhu rahatlasın diye. Yani şu oldu, ben tıkırı aradım. Yani şimdi burada dua mı okuyayım? Ama ben bulmuyor. Ben okuyayım mı? Amin dersiniz. Ben okuyayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ya Rabben ya Rahim. Maliki yevmettin. Maliki yevmettin. Bunu yapma ya. Tamam İyâken hatırladım. İyâken abidû ve iyâken hatırladım, tamam. İhdina sıratel müstakîm sıratel izin eylem talep gârim edu ve mülk talep. Amin. Amin. Ben onu yarım bırakamam. Kimse kusura bakmasın. Bedelini bir tane de ben olsun. Okuyayım. Okuma oku. Tamam oku ya. Tamam. Sen cin mi kovuyorsun geri zekalı herif? Tamam. Ne yapıyorsun? Aptal ya, şurayı terk edelim. Huzur içinde uyu abi. Kusura bakma, rahatsız ettik. Uyusun diye işte huzur içinde kardeşim. Salaklar ya. Amin. Durun oğlum. Rol mol yapmam ben. El Fatiha beyler, bütün ölmüşlerimizin ruhuna. Amin. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gökhan abi görüşürüz. Abim Allah'a emanet. Gökhan abi mi? Aa, Gökhan abi geldin mi? Ben iki saktim duruyorum. Geldim geldim. Ha siktir ya. Ha siktir ya. Orospu çocuğu ya. Abi kıyafetin çok güzelmiş. Yakışmış sana. Benim değil. Kimin abi? Kombi bana ait değil yani. Mezarını suladığım adama ait. Onun karşısına iş olmanına çıkmak ayıp olurdu. Gülkan abi sanırım bana laf sok. Orospu çocuğu. Ananı s**eyim mi? Amin. Allah herkese senin gibi bir kardeş nasip etsin. Hepinize de onun gibi abi nasip eder inşallah. Ol dualara. İyice gidelim. Haydi. Deden nerede? Dedeciğim oradaki mezarı. Kim o? Bir tanımıyorum ki. Yavuz abinin babası mı? Evet. Allah Allah, o kim? Ana, onun babası mı vardı burada? Ben hiç tanışmadım bu arada, onu bilmiyorum. Ya, bu arada Alper, sen şeyi Cengör abiyi tanıyorsan Cengör abinin mezarı şu orada. Aa, burası mı? Evet. Siz gidin, ben bir Fatiha okuyayım istiyorsanız. Ya bekliyoruz. Bekleriz ya. Burası. Yüzbilemine şeytanacı bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyeken abdu yiyeken sayın. Ne zararım sen ve sıralar. Ya orospu çocuğu ya. Orospu çocuğu ya. Buraya geldi mi orospu çocuğu Ratlıs?
Ananı sikerim öyle işte. Ya var ya, senin amına koyayım çocuk abim, ya. Abim senin de bayram mübarek olsun. Rahat uyuyun olduğunuz yerde. Geom hatırlamalarına çok sevindim şu an. Aga be, inni hatırlattı. Hadi gidelim. Orospu çocuğu. Sen ne karaktersin bir insansın ya. Burayı ben bilmiyorum. Dedesi kim lan arkadaş? Vallahi bildiğim ya, kadarıyla Yağız abinin babası yoktu burada. Allah Allah. Manevi babası görmüş falan olmasın. Bilmiyorum, sorsana bir. Dur bakayım, anlar şimdi. Mezar taşında genç oğlu yazmıyorsa. Manevi babası. Babamın aynen. Yok, gerçek değil. Babamın şoğlu. Geçeyim anlatayım. Geçelim. Hadi bağırız konuşun ama. Tamam. Mirza ellerini çözdü. Mirza'ya bak aman abi. Adam uçuyor da koşuyor. Yandan demiş gibi aman abi. Sikleme sana ne alakası? Bak küfür etmeyin, çarpılacağız şimdi, akşam oldu. Aman abi koydum, freestyle atar gibi dua okuyorsun, bir şey olmuyor da. Alper sana diyor. Bana niye sekti şimdi abi? Doğanın hızlısı yavaş olmaz. Olmaz abi, önemli olan şey. Niye? Önemli olan okumak. Ya niyetin de eğer hızlı okuyayım da bitsin diyorsan zaten o dua kabul olmaz. Hiç okumana gerek yok. Doğru işte dediğim mezar. Sadece benim babamın değil, bütün şehrin babasıydı. Babam ilk başta yanına şoför olarak girmişti. Ama babamı çok sevmişti. Ona oğlu gibi davranıyordu. Bana de torunu gibi. Bana harçlık verirdi. Doğum günümü kutlardı. Araba almıştı bana. Çok iyi bir adamdı. Bütün şehir ondan korkardı. Numan da defnedildiğinde geceydi ama defnedilirken silahlar yüzünden gündüz gibiydi. Bütün şehir katılmıştı. Hatta yerlerde kovanları görebilirsiniz. Bütün izleçimlerin arasında. Bütün şeye gelmişti. Oha. Vay be. Burada bir de Bedirhan abi, Alperen abi, bir de Numan abi var. Onlar da oğullarıydı. Bir de Andrian abi var. Onu pek tanımıyordum ben ama babacım anlatırdı. Çok manyak bir adammış. Kardeş gibilermiş. Babamın öz abisi gibiymiş. Mert de var orada, baksana. Evet, Mert abi de var. Dideciğim, bağrımın mübarek olsun. Nasıl bir adamdı peki yine bunlar? Çok taşşaklı adamlardı. Numan abi mesela hiç şeye gelemezdi. Birine sinir olsun ya. Direkt dedeme abi ben bunu vururum mu? Ya. Abi ben bunu vurayım mı? Ya öyle der. Var mı? Evet. Dedem de vur deyince şak bir tane mermisi kalırdı. Meğer Memati gibi adammış be. Meğer. Mesela Alperen abi burada öldü tam. Alperen? Evet. Tam burada öldü. Atakan abi. Beni ne karıştırdı da ben henüz ölmedim. Evet, ama Allah gecinden versin. Evet. Allah gecinden versin. Buraya dedemin mezarına gelmiştik. Babam, ben, o. Burada dururken, evet üçümüz buradaydık. Burada dururken bir tane adam buradan silahla öldürdü. Tam burada, evet. Düşmanları mı vardı acaba? Evet, dedem çok büyük adamdı benim. Kimse çıkamıyor. Oğlum ona bakılırsa burada 50 tane mezar var amına koyayım. Çok büyük adamdı. Babam kadar değil ama benim babam gibi o. Dedeciğim alınma şimdi. Babam olduğu için öyle diyor. Dedenin de bayramını kutluyorum, kutlayacağım. Dedeciğim
Bayramın mübarek olsun. Dedim bir de ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Sen bana hani bir araba almıştın ya hediye olarak. Ben babamı araba alabilmek için onu sattı. Özür diliyorum. Ama babacımı mutlu etmek istiyorum ben. O yüzden öyle yaptım. Hani babamın mutluluğu için sevinsin. Alper, mekaniğe gidelim, ben araba soruyorum. Tamam, yavaş yavaş git, bomba şeklinde gidelim. Bu şarkıyı tavsiye etmiş bir kardeşim. Bir bakalım ona da yavrum.